Bu videoda psikolojinizi düzeltecek bazı konuları konuşacağız. Bazı tavsiyelerim olacak ama ilk önce psikolojinizde bir sorun var mı onu görelim. Çünkü bozuk bir parça varsa düzeltmek lazım. Böyle evde sürekli bozuk olmayan şeyleri onarmaya çalışıp mahveden insanlar da vardır. İlk önce bir bakalım psikolojinizde bir sorun var mı? Sonra size basit, güzel, keyifli çözümler öneririm. Gelin başlayalım. Hoş geldiniz. İlk önce 11 adımda psikolojinizde bir sorun var mı ona bakalım. Buna evet hayır diye cevap verin, puan verin ne istiyorsanız yapın ama ben sadece 11 açıdan bir insanın hayatının sorunlu olabileceğine yönelik fikirler edinebiliyorum. 1. Hayatınızın bir düzeni, bir karakteri var mı? Yani insanlar size baktığı zaman ya zaten bunu hep yapar, böyledir, bu saatte yemek yer, bu saatte yaşar, hafta sonları şunu yapar dediğiniz bir karakteriniz, bir düzeniniz var mı yoksa Kaçta yaptığınız, ne zaman yemek yediğiniz, hafta sonu ne yapacağınız hiç belli olmayan garip bir insan mısınız? Düzensizseniz, işte diyelim ki puanlıyorsanız düzensizliğinizi puanlayın. Ama düzensizseniz bu bir belirtidir. 2. Günde 7 saatten farklı ne kadar uyuyorsunuz? Yani 8-9 saat uyuyorsanız çok iyi değil. Yani hadi 18 yaş altıysanız 8 saat uyuyun ama 10 saat, 11 saat uyuyorsanız bir sorun var. Sağlık sorunuz yoksa ve 4-5 saat uyuyorsanız yine bir sorun var. Lütfen uyku düzeninizi 7 saate yaklaştırın. Şu da kötü, 7 saat uyuyorsundur ama gün içerisinde 2-3 saat daha patlatıyorsundur öğleden sonra yemekten sonra. Bu da psikolojinin bozuk olduğunu gösterir. Alkol kullanıyor musunuz? Alkol ya da alkol etkisi yaratacak antidepresanlar, işte doktor size reçete etmiştir ama bir yıl süreyle antidepresan kullanıyorsanız, durumunuz çok 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 bariz bir şekilde kötü değilse kusura bakmayın, bağımlılık yapan, sigaraya bir şey demiyorum ama alkol ve benzeri uyuşturucu maddeler, çeşitli ilaçlar maalesef çok zekice değil. Hatta zekanızı açmak için kullandığınız bazı ilaçlar varsa ki öyle iddia ediyor o ilaçlar, Amerika'da çok yaygın, bunlar da sizin psikolojinizin bozuk olduğunu gösterir ve diğer bir madde bir insana ya da bir objeye bir şeye muhtaç olduğunuzu hissediyor musunuz? Kimisi evcil hayvanla muhtaç olduğunu hisseder, kimisi bir insana. Haftada 3 gün, dört gün, beş gün, 8 gün, 10 gün hafta görmezse onu öleceğini düşünür, nefesi daralır. Lütfen buna dikkat edin. Birine ya da bir şeye muhtaç mısınız? Kendinizi ne kadar seviyorsunuz? Kendinizi ne kadar sevdiğiniz ya da sevmediğiniz çok önemli. Kendinizi bazı insanlar aynaya baktığı zaman beğenir. O değil. Yani dışım güzel, o uh, kaşım gözüm güzel. Bu normalmiş. Ama kendinizi sevmiyorsanız, bu dünyada olmasam dünya çok güzel bir yer olur gibi garip düşünceleriniz varsa bu tehlikeli. Zaten bir sonraki maddede şu. Benim dünyaya ne katkım var ki? Aman ben niye varım ki? Ya bu hayatı ileri sarsam, çeksem gitsem bari. Böyle garip saplantılarınız varsa psikolojiniz bozuk demektir. Bir başkası alışverişle tatmin oluyor musunuz? Mutluluğu satın almaya çalışıyor musunuz ya da satın aldıklarınızla mutlu olmaya çalışıyor musunuz? Çoğu insanın psikolojisi bozuk olduğunda parayla o mutluluğun eksilen kısmını, dopamini ta tatmin etmeye çalışır. Eğer ki bu işte internet üzerinde alışverişse, kıyafetse, çantaysa neyse. Erkeklerde de teknolojik zımbırtılar. Hiç kullanmadığınız bir Kutunuz var mı? Çöplük kutunuz. Oraya attığınız erkekler için söylüyorum. Ya da kadınlar için hiç giymediğiniz kıyafetler, hiç okumadığınız kitaplar çok fazla mı? Bu da kötüdür. Psikolojinin kötüye gittiğini gösterir. Ve çok önemli bir soru. Bu soru genelde bu belirti daha doğrusu çoğu insanda ortaya çıkıyor. Dertleşeceğiniz insan sayısı ondan az mı? Genelde 2-3'tür maalesef. Bu da büyük bir hatadır. Eğer ki derdinizi anlatıp onun derdini dinleyebileceğiniz insan sayısı 7-8 ise sağlıklı bir insansınız. Ama maalesef günümüzde işte sosyal medya üzerinden like atacak insan sayısına bakılıyor sadece. Büyük hata. Ve son bir ayda insanlarla kavga ettin mi? Tartıştın mı? Kalplerini kırdın mı? Aileden bile olabilir, arkadaş da olabilir, harcayabileceğini düşündüğün insan da olabilir. İş yerinden bile olabilir. Herhangi birini ezdin mi, kırdın mı, bıçakladın mı kelimelerinle? Son iki belirti. Birini kıskanıyor musun? Bak sondan ikinci bu. Birini kıskanıyor musun? Bu kıskanmayı sevdiğin birini aşk meşk olarak da düşünebilirsin. Ya da Başarılı olan birini, başka birini, okuldan birini, iş hayatından birini, Instagram'dan falan filan sapıkça stokladığın birini kıskanıyor olabilirsin. Hasetle kıskanıyor olabilirsin. Dürüst olacaksın. Bu video seninle benim aramda. Ve son. Sürekli dönüp düşündüğün saçma sapan konular var mı? Kaygıları obsesyonun var mı? Takıntın var mı? Garip şeyleri kontrol ediyor musun? Onu açık bıraktın mı? Bunu böyle yaptın mı? Bu bir iki olduğunda sorun değildir ama düzenli olarak her gün aynı şeylere takılıyorsan bu bir sorundur psikojende bir sorun vardır. Peki psikolojinde belli bir sorun olduğunu kabul ettik. Orta seviye. Az önce sordum 11 belirtinin 5'i var sende sadece. Ne yapabilirsin bunu sıfırlamak için? Bir beyni başka yöne çevirmemiz lazım. Çoğunuz köyde yaşamamıştır ama ben köyde doğdum ve bir belli bir yaşa kadar köyde büyüdüm. Bahçeyi sularken su arkları su yolları vardır ve eğer ki sen e, çiftçi olarak köylü olarak belli bir yere su gitmesini engellersen o arklar böyle tahtalarla ya da işte taşla toprakla yönlendirilir. Su kanallarından sağdaki tarlaya da su gider, soldaki tarlaya da. Sen eğer sağdaki tarlaya sürekli su gitmesini sağlarsan, unutursan soldakine hiç gitmezse kurur. Ama fazla su giderse o zaman da çürür. Dolayısıyla beynin bazı konulara fazla takıyorsa ve bazı konularda hiç ilgilenmiyorsan giyiminle, kıyafetinle, genel kültürünle, sohbetinle, insanlara ayırdığın vakitle ama başka şeylere kafayı takıyorsan bu tarafı aşırı ilgiden çürütürsün, bu tarafı mahvedersin. Beynini kandırman lazım. Beynine sürekli odaklanacağı başka şeyler vermen lazım. Puzzle mı yaparsın? Ee, Youtuber olup da Youtube'a video mu çekersin? Ama üretmen lazım. Kitap mı yaz? Bir şey üret, beynin kandırılsın. Bir başka çözüm psikolojini bozan şeylerden bir tanesi hesaplaşmalardır. Biriken hesaplaşmalar. Ona şunu deseydim, buna şunu yapsaydım, o bana nasıl laf koymuştu? Uuu, e yeter. Hesaplaşma günü geldi, kusura bakma. Yani Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var. Çok gereksiz yere fıkra anlatıyorum, özür dilerim ama çok da bilinen bir şeydir. Birine olan borcunu sürekli dert ediyor, dert ediyor. Sonunda gecenin köründe gidip adamın kapısını çalıyor. Diyor ki, bana bir borcum var ya diyor. Ben onu ödemeyeceğim. Adam diyor ki manyak mısın? Niye bunu bana söylüyorsun? Valla diyor ben düşünmekten sıkıldım artık biraz da sen dert et. Lütfen stres yaptığınız acaba benden hoşlanıyor mu? Acaba bana çok kızdı mı? Acaba onun gönlünü nasıl alırım? Ben ona lafımı koysaydım. Hepsini aç yap. Bugün bitir ya. Şu 24 saatte. Acaba olanların hepsi iyi ya da kötü sonlansın. En azından kaybettiğini bil. Önündeki maçlara bak. Ve üç Sana baskı yaratan taşlardan kurtul. O taşlar sürekli laf koyan annen. Ya bu anneni öldür demiyorum yani. Tabii ki saygı duyuyoruz anneye falan da. Başka biriyle, başka bir şeyle ilişkini arttırman lazım. Ya sokaktan kedi al. Sokaktaki kediye sevgi göster. Japon balığı al gerekirse. Eğer çocuklar varsa, saf temiz çocuklar onlarla vakit geçir. Bir parça en azından sürekli sana gelen baskıdan kurtul. Ha sürekli yapman gereken odanı topla gibi salakça bir şey varsa da onu da yap gitsin. Ve ikili terapi. Bunu aynı 24 saatte yapman lazım. Önce soğuk sonra sıcak yapacağız. Ne demek? Ağlayacaksın. Yalnız ağlayacaksın, yalnız güleceksin 24 saat içinde. Şaka yapmıyorum, yalnız yapacaksın. Çünkü salyosum ağlamanın da psikolojiye bir boşalma etkisi var. Ben de ağladım ya. Ben daha önce videolarda itiraf ettim. Ben Hachiko filmini izledim de ağladım. İzlesen de film tavsiye ederim istiyorsan aşağıda. Ama önce ağlayacaksın ve yalnız ağlayacaksın dibine kadar. Filmi bahane edip haline ağla. Ağladığın için filme üzül. Ne istiyorsan. Ama sonrasında bir iki saat boşluk bırakıp bir banyo alıp bir duş alıp ve bir rahatlayıp komedi filmi izleyeceksin. Çok sağlam komediler. Hem de arka arkaya iki tane falan. O psikolojinin en kötüden en yukarı doğru çizdiği zaman beyin dopamin salgılamayı bilecek. İlk önce beyninin kökünü kazıyacağız. Sonra oraya çiçekler tohumlar ekeceğiz. Hocam 24 saatte dert mi? Ya geçmesin en azından bir gün bir arınma yapalım. Psikolojiyi düzenlemek için bağımlı olduğun şeylerden ve bazı ilaçlardan bir günlük detoks yapacağız. Yerine beynin sevdiği yağlar, doğal şekerler, bazı böyle çikolata gibi, bitter çikolata gibi ve tereyağı gibi şeyleri kakalayacağız. Beyni kandıracağız. Beyin neyi sever? Antep fıstığı, badem, fındık, bitter çikolata. Bunun gibi şeyleri sever. Kısa anlık muzla, muz gibi gıdalarla ama sakın glikoz şurubuyla değil. Sakın abur cuburla değil, lütfen. Sadece bitter çikolataya izin var. Bunlarla beyninizi bir neşelendirin. Beyin bir anlık patlamalar yaşasın. Komedi filmi sırasında bitter çikolatayı ye bakalım, bak nasıl güzelleşiyorsun. Ve sorumluluk satın alacağız. Çok basit bir örnek vereceğim. Çok değerli bir hocam, e, psikoloji bölümündeki bir hocam sıkıntı yaşıyordu. E, psikoloji bölümünde olduğu için de psikoloğa da gitmek istemiyor. Böyle sohbet ediyoruz, De, ne yapayım ne yapayım dedim hocam neyi seviyorsun? Ya dedi ben keşke böyle salatalık domates işine girsem, tarla alsam. Hocam o olmazdı dedim. Ben e, İtalya'dayken bir şey gördüm dedim, Masa üstü çiftlikleri var. Nasıl dedi? Böyle belli bir metreye, işte bir metreye, bir buçuk metre tahta kasanın içerisinde toprak dolduruyorsun, minik domates, salatalık yetiştiriyorsun. O çeri denilen domatesler var ya küçük küçük ve salatalık süs biberi falan. Adam onunla mutlu oldu. Ha sonra gerçi abartıp e, Ege'de bir çiftlik aldı ama maddi durum müsaitti. Sen de ne olur kedi köpek mi beslersin? Bitki mi, bitkiyle mi konuşursun? Bir sorumluluk üret. Gün gün bir şeylerin güzele gittiğini, büyüdüğünü, olgunlaştığını, o domatesin büyüdüğünü gördüğün zaman sen de mutlu olacaksın. Ve kendinizi kıyaslamayı bırakın. Başkalarıyla kıyaslamayı bırakın. Instagram'daki o saçma salak, aptal, uydurma, sahte hayatlara bakmayı da bırakın. Lütfen kendinizi geçmişinizle, kendinizle kıyaslamayı bırakın. Bırakın ya. Daha iyi olabilirdi. E olabilirdi de. Geçmişi konuşmanın bir alemi yok ki. Daha iyisini nasıl yaparsın ona bak. Yarın sokağa çık diyemiyorum. Çünkü ortalık şu an izole durumda ama kendini yarın sokağa çıkabilecek donanımda tut. Madem evdesin bir şeyler öğren. Bir parça ileri git, başka böyle bu aptal eğitim sisteminin sana getirdiği test, yarışma, sınav sisteminden, psikolojiden kurtul artık. Bırak Mahmut'u geçmen bir yere gelmeyecek. Sonra Mehmet'i geçmen, Melisi geçmen, Ebru'yu geçmen gerekecek. Kendini geç, dünü geç yeter. Almak için vermeyin. İnsanlara borç yazmayın ya. Bir iyilik yaptığın zaman ha bak buna bir iyilik yazdım ona bu eski şeyler var ya bir sistem var eskiden beri onun düğüne çeyrek taktım o da benimkine yarım taksın onun iki çocuğu var tam taksın ya bırak kim kime ne takıyorsa taksın sana kimse takmasın çeyreği en azından. Demek istediğim şey şu almak için verme borç yazıp da bekleme insanlara iyilik yaparken aa o da bana yapmadı vay adi bu streslere girme ya hiç verme veriyorsan da at gitsin bumerang etkisi bekleme geri dönecek diye bir garanti yok ve sonuncusu en babası buna bayılıyorum kendinize mutlu edecek bir kurban bulun kurban diyorum çünkü bir süre sonra onu mutlu etmeye bağımlı olacaksın bu bir çocuk olursa harika olur köpek olursa muhteşem olur. Kedi olursa zor olur. <laughs> balık balık olarak hiç düşünmeyin. Balık zaten umurunda değilsiniz. Ama lütfen kendinizi mutlu edecek bir insan seçin ve abanın. Bezene kadar onu mutlu edin. Çünkü ona ne verirseniz iki katıyla geri gelecek. O güldükçe siz güleceksiniz. Ben Haluk Tatar. Umarım keyifli olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.